şey. Şimdi hazırsanız tavuklu kuskus salatası. Evet, Bagi Hanımcığım nasıl buldunuz tavuklu kuskus salatasını? Tavuklu kuskus salatası güzel olmuş. Beğendiniz mi? Beğendim. Dereotu da var. Maydanoz var, dereotu var. Evet, dereotu var, maydanoz var. İncince doğramışsınız. Ama tavuğun iri geldi. Ben didik dedim. Belki içine kaçmış olabilir. Bana. Doğrudur. Yok. Ama beğendim yani bunu. Yani peki, elinize sağlık. Afiyet olsun. Şükran Hanımcığım. Beğendim. Ellerinize sağlık. Okey. Şenay Hanımcığım. Tadı tuzu yeridi. Beğenemedim. Zaten dereotunu sevmiyorum. Biraz tavuklar sanki biraz tam pişmemiş gibi ama tuzsuz. Bir de tuzu da çok az. Yani normalde tuzsuz diyorum ama bu bayağı bir tatsız. Ama çok lezzetli gelmedi. Böyle çok değişik bir geldi. Mesela dün dereotu yemediğimi biliyordunuz. Mesela maydanoz koyabilirdiniz, dereotu koymayabilirdiniz. Hayır, şimdi şöyle bir şey. Dünkü 4-5 kişi ama hani dereotu olsun dedi. Anlıyorum. Ben size anlıyorum. Ben size özen gösterdim. Mesela dedim ki evet Şenay Hanım bunu böyle yapıyor. Çay içmiyor vesaire neyse. Ama şimdi 4-5 kişi onu yiyince ben hayır ben... Elinize sağlık. Ama yani ben onu lezzetli gelmedi gerçekten. Doğru ben, ona... Evet, ama gerçekten. Şey tuzsuz demeyin çünkü kendinizle çelişkiye giriyorsunuz. Neden? Dün diyorsunuz ki ben tuzsuz yedim evet, için tuzsuz yapıyorum. Ama bugün bu tuzsuzdan bayağı bir tuzsuz geldi. Normalde yemeklerim fazla tuzlu olmaz benim. Peki afiyet olsun. Atife ablacığım eline koluna sağlık. Menünün içine güzel olmuş. En azından yoğurtlu bir şey geçti boğazımızdan. Hani diğerlerinin yanında. Kuskusunu da güzel haşlamışsın. Evet. Çoğu kuskus böyle adamın dişine yapışıyor. Tam ortada kalıyor, haşlanmıyor. Güzel olmuş. Yoğurdu mayonezi de çok güzel. Ben beğendim. Eline koluna sağlık. Güzel olmuş. Hazırsanız o zaman neye geçiyoruz? Çayınızı dün rulo bayağı olay olmuştu. Yaş pasta dendi. Sonra ruloya döndü. Senin ruloyu bayağı konuştuk. Kitap bugün evet. Bir rulo daha geldi önümüze. Yani aynen. Ama çok güzel serviste gelmedi. Bakacağız. Bakalım. Elmalı rulo kek. Buyurun. Ben yedim. Yorum yapabilirim. Tabii buyurun. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Beğendim. Cevizi, tarçını, şekeri. Keki çok güzel. Afiyet ellerinize olsun. Ellerinize sağlık. Bagi Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Elmalı... Dur şimdi bir şey bulacak. Biraz düşün ki mantıklı şeyler. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Keki biraz bana hamur geldi. Keki biraz yani bir ya haksızlık yapmayın lütfen. Haksızlık yapmıyorum ama yani bak keki pişmiş. Gayet güzel pişmiş. Bagi Hanım şöyle kekin üstünü çevirebiliyor musunuz? Hani renk olarak bir beyazlık var mı? Hatta böyle hani biraz fazla bile kızarmış. Evet fazla hatta biz koştur. Peki Bagi Hanım'a niye hamur geldi? Evet bak. Onu özellikle hamur tarafından getirdim. Dedim o köyle yorum yapacak yapsın ne yapayım daha ne yapayım. Şimdi ben bunu yalan konuşmuyorum ama içinin kavurması... Elması, turşusu çok güzel olmuş ama... Neden bana... hamur gelmiş olabilirse? Şimdi elma ıslak olduğu için keki de ıslatıyor benim kanaatimce. Ama öbür türlü güzel misin? Valla güzel. Elma oranı. Lezzetli, şekerli oranı güzel. Peki beğendin bana, mi Bagi abla? Bana şey geldi ben biraz beğenmedim. Biraz beğenmediniz. Aynen. Peki Sibel Hanımcığım? Ben beğendim. Beğendiniz. Ellerinize afiyet. Evet Şenay Hanım siz nasıl buldunuz? Fena değil. Biraz tatlı olmuş. Çok herhalde tatlı yemediğim için öyle geldi ama güzel. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Ablacığım eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Nereye gidiyorsun? Ben yorum yap. Eline koluna sağlık. Tadıma da çok güzel olmuş. Sadece fırında biraz fazla kalmış. Evet, fazla kaldığı için kek biraz bana kuru geldi. Şöyle söyleyeyim. Hani pandispanya yumuşaklığından bir tık daha sert geldi. Ama kıvamı, şekli çok beğendim. Gayet güzel olmuş. Eline afiyet koluna olsun. Sağlık. Biz bu arada isterseniz tiramisu'nun tadına bakalım bir yandan. Evet. Evet Şükran Hanımcığım. Tiramisu nasıl olmuş? Buyurun. Beğendim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bak iyi hanım. Kremasını ben de beğendim. Okey. Evet kahvesi falan güzel. Kreması falan güzel. Güzel. Şenay Hanım. Bana biraz çok acı gibi geldi. Yani tadı falan güzel ama bana güzel sanki geldi. Kahve şeyi çok acı geldi bana. Kahvenin acısı olmasın? Eline sağlık. İşte o yani kahvenin acısı biraz çok olmuş gibi geldi ama. Kahvesi mi çok geldi? Evet kahvesi çok geldi. Ama şey lezzeti güzel sadece acılığı birazcık rahatsız olur. Etti. Peki Sibel Hanım. Bana acı gelmedi. Kahve oranı çok iyi. Tadı çok iyi. Ama kreması zaten biliyorsunuz tiramisu'nun kreması pişmez. O ama orijinalde. Dün de söylemiştim. Peynir ne kullandınız?
Labne. Labne. Öbürkünden bulamadım. Labne. Evet, biraz zor. Yani bu ev tipi tiramisu oluyor. Ev tipi, anne tipi. Anne hatta tipi, ev tipi. Evet. Ama yani sebebini anlayamadım. Sürekli yedim ama kekin bu kadar ufalanması neden? Neden biliyor musun Sibel Hanım? Şimdi kalıba koydum. Kalıba koymasam etrafına yayılacaktı. Kalıba koydum. Çıkarmam gerekiyor. Kalıptan o kadar güzel. Arkadaşlar da görüyor. Kalıptan böyle kutu gibi çıktı. Ama şeye çekmek istedim. Aslında hiç çekmeyecektim. Direkt öyle getirseydim. Hayır hayır. Kekin ufalanması değil. Islattığım yerde. Keki ikiye bölünmüş demek ki. Ondan sonra da şey servis tabağını almaya çalışırken biraz o hale geldi. Yoksa anladım, gayet şey taze durdu. Taze olduğu için yani kek çok taze olduğu için kalıpta ıslatmanız. Bir bayat görünümü mü var? Yani bir... Hayır bayat değil. Bir yarın mesela siz daha iyi bilirsiniz evet, bu konuları da tiramisu bir gün öncesinden daha iyi. Şimdi aynen. Peki tiramisu aroması geliyor mu size? Yani kreması falan olmuş mu? Kreması olmamış ama keki güzel olmuş. Peki kadayıf dolmasının tadına bakalım buyurun. Ben söyleyebilirim. Tabii Şenay Hanımcığım buyurun siz bitirdiniz. Tam şerbetini çekmemiş kuru gibi geldi böyle. Tam bazılarında şerbet var bazılarında yok. Bazılarında yani derken? Şuraları biraz ıslanmış ama şuraları kuru. Kıtır kıtır geldi ağzıma. Tam böyle yumuşak şey, değil. Bir şey diyeceğim de Şenay Hanım daha önce yediniz mi kadayıf evet, dolması? Ama kadayıf dolması hamur gibi olmaz kıtır kıtır olur. Ama çok kıtır geldi. Ama olur böyle ser, yani çıtır çıtır olması gerekiyor. Çıtır çıtır olması gerekiyor tabii. Benim hamuru makbul değil. Ya olması gerektiği gibi bence. Bana İçi güzel, öyle dışı geldi. Kıtır. Yani çıtır çıtır. Beğendim. Yemedim ama çıtırlığı güzel. Şükran Hanım. Beğendim. Sadece bir şey soracağım. Ellerinize sağlık. Yumurta kokusu yok. Evet. Nasıl evet, giderdiniz? Evet. Bütün herkes hanımlar ekran başına. Herkes şu an buraya bakıyor ekran başına. Ekran başına. Meşhur Erzurum kadayıf dolması neden yumurta kokmuyor? Püf noktası Bagi Hanım'ın yorumundan sonra birazdan ekranlarda. Bagi Hanım buyurun. Ben ilk kez yedim. Yemedim yani ama yumurta kokusunu falan bilmem. İlk kez yedim bak. Gerçek söylüyorum. Ama güzel olmuş. Çıtırlı da güzel, pişmesi de güzel. İçinde cevizi de güzel. Acı falan değil cevizi falan. Yok, yok. Peki. Yani eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Atife Hanımcığım elinize kolunuza sağlık. Şimdi ekran başındaki seyircilerimize o püf noktayı bir söylerseniz neden yumurta kokmuyor? Neden yumurta katmıyor? Çünkü yumurtayı çırptığım zaman içine süt atıyorum. Süt attığınız zaman yumurtanın kokusunu alıyor. Evet. Ben sağlık, bunu omletlerde de denedim. Evet yumurtanın kokusunu sevmeyenler süt kullansın. Küçük bir püf nokta daha bir yarışmacımız da toz vanilya attı yumurtanın içine çırptı. Ama yine vanilya kokusu veriyor. Vallahi, vallahi o da yaptı ama artık yani iki püf noktasını da kullandılar. Siz bir de sütü deneyin. Bilmiyordum bundan. Peki burada sütü olmuyorsun, denedik. Haydi o zaman ablacığım eline koluna afiyet sağlık. Olsun. Kadayıf dolması da güzel olmuş. Böyle meşankatli bir benim içine bunu da seçmen güzel olmuş tatlı olarak. Eline koluna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.